Selamlar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Güncel kripto market analizi ile karşınızdayım. Bitcoin'i inceleyeceğiz, dominans verilerini değerlendireceğiz ve birçok konuşacağımız gelişme var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. İlerleyen günlerde nasıl fiyat hareketleri bizleri bekliyor bu videodan sonra daha iyi bir şekilde yorumlayabileceksiniz. Sizden ricam videoya destek olmak için beğeni butonuna basıp abone olduktan sonra videonun açıklamalar kısmında yer alan Twitter hesabını da mutlaka takip etmenizdir arkadaşlar. Twitter hesabını yeni oluşturduk ve burada eğitim içerikler, konseptler, analiz yöntemleri paylaşıyorum. Bazen de işlemler ve PNL'ler de burada paylaşılıyor arkadaşlar. Bunların hepsinden yararlanabilirsiniz. İlk olarak bitcoin'den başlamak istiyorum. Bitcoin şu anda 67737 dolar civarlarında altına gerileyerek 66844 dolar seviyelerinde. Daha önceki analiz yaptığımız bölümde şöyle bir değerlendirme yapmıştık ve ona yönelik olarak da altta yeşil bir kutu oluşturmuştuk. Bu kutu oluşumunun hemen üzerinden tepki aldı destek aldı. Ancak şu anda baktığımızda yüzde dörtlük bir geri çekilme yapmış bitcoin var karşımızda. Ethereum'a da hemen yan taraftan bakacak olursak aynı şekilde %4'e yakın geri çekilme de Ethereum'da var. Peki Bitcoin dominansı ne durumda? Dominans verisine baktığımızda da dominans verisi de yükselmiş ve oldukça güzel bir konumdan aslında red yemiş durumda. Peki şu anda biz bu grafiklere bakarak nasıl bir yorum yapabiliriz? Öncelikle geçmişte Bitcoin fiyat hareketlerini sadece açıp herhangi bir borsa uygulaması bu bitket olabilir. İşte Binance olabilir ya da herhangi kullandığınız bir borsa uygulamasından açıp sürekli göz ucuyla bakıyorsanız belki şunu görmüşsünüzdür. Yüzde iki %2.5'un üstündeki bir bitcoin geri çekilmesi varsa ve burada hacimsizlik devam ediyorsa ki 4 saatli aldığında da bu hacimsizliği bariz bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Genelde bu düşüş biraz daha devam eder. Neden böyle bir görüşüm var? Öncelikle bunu sizlere açıklamak istiyorum. Bu görüşümün nedeni arkadaşlar daha önceki dönemlerde ne zaman böyle bir bariz hacimsizlik ve aşağıda da bakın hacmi görüyorsunuz oldukça negatif bir şekilde ilerliyor ve daha önceki dönemlerde de bu negatif ilerlemeyi gördüğümüzde hareketin bir adım daha aşağı atma olasılığı oluyordu. Ve bu aşağı atma olasılığında Bitcoin nerelere kadar gelebilir ve neler yapabilir? Bu durum altcoin'lere nasıl etki edebilir? Bakın şuradaki ilk yaşadığımız düşüşte şunu günlüğe çekelim arkadaşlar ve size daha net göstereyim. Şurada yaşadığımız düşüşle birlikte altcoinlerde çok sert geri çekilmeler oldu. Ancak bugün yaptığımız bu düşüşte altcoinler çok fazla geri çekilmedi. Bunun nedeni aynı zamanda dominans verisinin de bir direnç noktasına gelmiş olması. Gördüğünüz gibi dominansta bir trendimiz vardı ve bu trendi aşağı yönlü olarak kırmıştık. Oldukça da ümitliydik. Son yükselişlerle birlikte dominans verisi aşağı yönlü olarak kırılmıştı. Ama buradan sonra şöyle bir durum oluştu. Ethereum hareketi yavaşlayınca ve Ethereum'daki geri çekilmelerde Bitcoin ile birlikte hareket etmeye başlayınca tekrardan Bitcoin dominans verisi yukarı yönlü olarak dönme eğiliminde oldu. Ve Bitcoin dominans verisinin yukarı yönlü olarak gitme eğilimi 1000 günün üzerinde arkadaşlar. Yani oldukça uzun bir süredir Bitcoin dominansı piyasayı zorluyor, piyasayı bunaltıyor. Bu gayet de normal. Çünkü bu yıl Ethereum ETF'lerinden daha önce açıklanan Bitcoin ETF'leri çok fazla yatırım buluyor. Ve yatırım buldukça da Bitcoin değer kazanıyor, değerini arttırıyor, market cap değeri artıyor. Ve bu durumda dominansı yukarı itme eğiliminde oluyor. Özellikle bu durum Bitcoin dominansında yani Bitcoin'e giren paranın altcoin'lere dağılmayacağını piyasa daha iyi bir şekilde anladıktan sonra bariz değişti. Işte. Peki şu anda neden bu düşüşle birlikte biz çok fazla hasar almadık Altcoin'lerde? Gördüğünüz gibi zaten ekran full kırmızı ama hasar çok fazla olunmadı. Yani birkaç gün önce yaşadığımız düşüşte şurada %20'ler, 15'ler, onlar mevcuttu. Şu an 4'ler, 5'ler var arkadaşlar ama yine de bir düşüş var. Bunun temel nedeni şuradaki trendten red yemiş olmamız. Yani burada dominansın hafiften bir dirençle karşılaşmış olması bu direncin etkisiyle birlikte bir hareketlilik oldu. Peki burada bizim dikkat etmemiz gereken şey ne olacak? Öncelikle şunu 4 saatli alıp size daha detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu aralıkta bizim tekrardan şu alttaki mavi banda kadar bir geri çekilme görmemiz gerekiyor ki alt koyunlerde bir rahatlama yaşayalım. Ama bunu görmediğimiz takdirde yani 54,37'lere geri çekilme olmadığı takdirde maalesef yukarı doğru bu sadece bir iyi test hareketi olarak gelecek. Ve şuradaki beyaz tren çizgisini kırıp üstteki aralığa girme 20 eğiliminde olacak. Burada da 56 seviyeleri dominans için çok kritik olacak. İşte buralara gelirken altcoin'lerde tekrardan geri çekilmeler bizi rahatsız edebilir. Tabii ki bunların hepsi naratifde bir habere bağlı olarak değişecek. Nedir bu haber? Yarın ABD'de bazı veriler açıklanacak. Bu veriler açıklandığında biz olayları daha net bir şekilde görebileceğiz. Peki neden ABD'deki olaylar hala bizi etkiliyor? Çünkü şu anda yaşadığımız Ethereum ETF'i dahil olmak üzere hepsi ABD'nin seçime hazırlık döneminden dolayı piyasayı etkilen faktörler. Peki bu senaryo içerisinde bizi daha da rahatsız edebilecek bir veri var mı ya da geldiğinde bizim piyasamızı etkileyecek kripto paralarda özellikle altcoin taraflarında etkiye sahip olacağını düşündüğüm bir veri var mı? Kesinlikle var. Tether dominansını açtığımızda Tether dominansındaki geri çekilişin bir süredir olmadığına hatta şunu günlüğe alalım daha genel bir grafik çıksın karşımıza. Günlüğü aldığımızda da yaklaşık olarak arkadaşlar 5 gündür 1 haftadır bu teter dominansının yukarı şekilde hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Peki teter dominansı nereden red alabilir? Bakın şu anda bulunduğu kısım aslında önceki noktalarda bir temas bölgesi olduğu için çalışma olasılığı var ki çalışmaya da devam ediyor şu anda. Hala tam anlamıyla kırılmış sayılmaz bir deneme yaptı yukarı yönlü olarak ancak burayı kıramadı. Daha öncesinde 20 Mart tarihinde, daha öncesinde 3 Mart tarihinde bir hareketin buralarda oyalandığını görebiliyoruz ve tekrardan aşağı döndüğünü görebiliyoruz. Burada hareketin dönmesini beklersek ki hareket de buradan dönme eğiliminde olursa 4 saatlikte bir geri dönüş başlatırsa burada teter dominansı, bu dominans düşüşüyle birlikte altlara para kayabilir. Burada da sizin yapmanız gereken şey şudur. Şu yanda bir izleme listesi, watch listimiz oluyor ya arkadaşlar. Bunları gruplara ayıracaksınız. Mesela Metaverse grubu, yapay zeka grubu ya da işte Meme Token grubu. Bunlar da takip ettiğiniz belli başlı projeler olacak. Ve bunlar da sizin gözünüze çarpan bir yükseliş olursa yani herhangi bir proje sağlam tutunuyorsa. Mesela bakın burada Avax'ın sağlam tutunduğunu görüyoruz. Mesela Avax'ın kategorisi ne? Bununla beraber konfirme olan ya da bununla birlikte bir korelasyon oluşturan projeler hangileri? Bunları iyi şekilde analiz edebiliyorsanız buradaki hareketliliği piyasa döner dönmez değerlendirerek mesela AVAX'ta değil de AVAX'ta konfirme olan birlikte korele çalışan bir parite ile değerlendirebilir ve yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Nerede yapacağız bunu? Tether dominansı buradaki direnç konumunda tutunup aşağı dönerse ve para girişleri herhangi bir kategori olacak ki benim şahsi tahminim yapay zeka olacak. Özellikle Apple'ın açıklamalarından sonra bu şekilde düşünüyorum. Mesela buradaki hareketi değerlendirmek istiyorsanız VLD'dir ya da diğer yapay zeka coinleridir. Özellikle VLD'den bahsediyorum. Çünkü OpenAI'in kendi projesi o yüzden VLD ilerleyen dönemlerde dava sürecinden sonra daha iyi konumlara gelebilir. Ama dezavantajı ne? Arç konusunda çok büyük sıkıntıları var. Orada bir iyileştirme yapmaları gerekiyor. Tabii ki ne kadar ilgilenirler, ne kadar buna odaklılar bunu bilemiyoruz arkadaşlar. O yüzden kalan kısımlarda sizin biraz olayın içine girip detaylı şekilde incelemeler yapmanız, okumanız gerekecektir. Zaten bununla alakalı da arkadaşlar kendini geliştirmek isteyenler mutlaka Twitter hesabına gelsinler. Burada özellikle eğitim içerikleri paylaşmaya çalışıyorum ve basit bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Mesela Smart Money Concept diyorum ve buradaki grafikleri teker teker açıklıyorum arkadaşlar. Bakın ne olduğunu, neyin yapılmaya çalıştığını, ne yaparsanız sonucun ne olacağını, buradaki mesela rally base drop dediğimiz olayı, sonra ikinci grafikteki olayı hepsini detaylı şekilde mesela açıkladım. Bu tarz içerikleri buradan okuyarak kendinize ücretsiz şekilde katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu tarz içerikleri de beğeniyorsanız video şeklinde içerikler hoşunuza gidiyorsa mutlaka beğeni butonuna basın, yorumlarınızı belirtin, kanala abone olun. Bu şekilde hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu içeriklerin devam etmesini sağlarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda daha detaylı analizler, altcoin analizleri gelecek. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.